Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz servo alternatördür. Biz bunu ne olarak kullanacağız? Su türbini olarak kullanacağız. Hatta rüzgar türbününde de kullanabilirsiniz. Ama rüzgar türbününde 48 voltluk sistemlerde kullanabilirsiniz. Su türbününde ise 24, 48 ve 220 volt sistemlerde kullanabilirsiniz. Ben şimdi size kısaca bir test edeceğim. Bunun bağlantılarını söyleyeceğim daha doğrusu. 3 faz çıkar. 3 faz alternatif akım çıkar. Bu 3 fazı ben ne yaptım? Diyotlara bağladım. Diyottan çıkan artı eksiği de şöyle bakın, kablolara artı eksi yazdım. Hem ölçü aletine bağladım. 3 tane 50 wattlık halojen ampulü de seri bağladım. Yani 36 voltluk sistem. Şöyle döndüreceğim makkapla. Bakın şuraya ben bant yapıştırdım. Onun devrini görün diye. Bakın şu anda 100-150 devir civarında. 150 devirde bakın 41 voltu rahatlıkla gösteriyor. Yani 24 voltluk sistemi, 48 voltluk sistemleri 200-250 devirde rahat şarj edebilirsiniz. Şimdi gelelim 220 voltluk sistem için. Şimdi onu da şu şekilde bir cihazımız var. Voltu, amperi, frekansı gösteren şu halojen ampulü, 100 wattlık halojen ampulü de nasıl yaktığını sizlere göstereceğim. Dım. Evet arkadaşlar, şimdi bu gördüğünüz 3 faz alternatif akım gelen bizim alternatörümüzden ikisini nereye bağladım? Bizim cihazımızın 220 girişine bağladım. Burada bir tane de 100 wattlık ampul bağladım. Fakat bunun gücü nominal değerde 6 kW ama ben 3 kW diyorum. Tabi bunun etiket değerinde gösterecek olursak burada 4000 nerede yazıyordu? Ha, 4500 devir bakın. 4500 devir yazıyor. Dolayısıyla bunu 4500 devir döndürmek mümkün değil. Ben şimdi makkabımız bizim zaten en fazla burada 3000 devir diyor ama 3000 devir döndürmüyor. 1500 devir döndürüyoruz. Şimdi bakalım. Tabii bunda daha yumuşak döner. 100 wattlık. Şimdi voltaja bakalım. 150 volt. Tabii frekansımız da yüksek oldu. Biraz düşünürsem örneğin 130 voltta 93 Hz oluyor. Yani bunu da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yüksek devirli de olsa veya 150 voltlu da olsa 10 grid invertörün girişine bağladığınız zaman 3 faz 10 grid invertöre bağlanır. O zaman buradan rahat siz 3 kW'lik bir enerji kullanabilirsiniz. Ama ille de ben böyle de kullanacağım diyorsanız akü sisteminde şarj edebilirsiniz. İnvertörle öyle de kullanabilirsiniz veya 220'de 10 grid invertörde kullanabilirsiniz. Projelerinizde başarılar dilerim arkadaşlar.